Hesabına soğuk havalarda işte soğuk hava depolarında İSG deyip bir de SBL sonra çizgi SBL dersen lazım olan bulur. Şimdi geçmişteki yenileri ayırmaya başladım hocam. Öyle yapıyorum artık. Evet. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün soğuk hava depolarında iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedeceğim. İlk olarak soğuk hava deposu nedir? Ne için kullanılır? Soğuk hava deposunda karşılaşacağımız tehlikeler nedir? Sağlığı tehdit eden unsurlar nelerdir? Hipotermi nedir ve ne gibi önlemler alınabilir? Onlardan konuşacağız. Soğuk hava deposu belirli bir sıcaklığın yapay olarak üretildiği bir depodur. Genellikle ürünleri dış sıcaklığın altındaki bir ortamda saklamak için tasarlanmışlardır. Gıda ve diğer ürünleri normal oda sıcaklığından çok daha soğuk tutacakları için iyi bir saklama koşullarına sahiptirler. Bu nedenle de bozulabilir gıda ve ürünlerin saklaması için mükemmel bir seçim olurlar. Hem kişisel hem de ticari kullanım için de günümüzde artık zorunluluk halini almıştır. Soğuk hava depoları sıcaklıklarını muhafaza edilmek istenen ürünlerin ihtiyacına göre de ayarlanabilir ve nem oranını korur. Dondurulmuş gıda ortamlarına, tıbbi malzeme depoları, farklı endüstri alanlarının Ar-Ge laboratuvarındaki test kabini olarak et entegre tesisleri, sebze ve meyve depoları, çeşitli su ürünlerinin işleme ve muhafazalarında, muz olgunlaştırma sistemlerinde, patates ve soğan depolama sistemlerinde, tavuk kesim hallerinde, süt ve süt ürünlerinin muhafaza gibi birçok geniş kullanım alanına sahiptir. Soğuk hava deposunda çalışanların karşılaşacağı tehlikeleri sıralayacak olursak, soğuğa maruz kalma, üst ekstremite sorunları, soğuk yanıkları, kayma, düşme, özellikle deride ve akciğerde görülen meslek hastalıkları, gürültü, yangın, soğuk havanın içinde kaza ve kilitli kalma, soğutucu gazın kazara salınımı ve elleçlenmesi, soğuk çevreden kaynaklı yaralanma, KKD hareketliliğinin kabiliyetine etkileri, kazalarda artma potansiyeli, sağlık riskleri, buzlanma, ekipman hatalarının artma tehlikesi, motorlu mekanik kapıları örnek verebiliriz. Sağlığı tehdit eden unsurlar ise Victoria Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi soğuk hava depolarında karşılaşılan yüksek risk kaynaklarından bahsetmiş ve bunları örnek olarak da soğuk stresi veya hipotermi neden olabilecek soğuk rüzgarın etkisine maruz kalma, yetersiz bakım ve temizlik, kötü tasarlanmış kapı girişleri nedeniyle su veya buz oluşumunu ve gürültüden bahsetmişlerdir. Ayrıca soğuk hava depolarında çalışanların soğuk ısırığı veya deri zararları gibi soğuk yaralanmaları, hipotermi gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca eğer çalışanlarda astım veya diğer solunum yolu rahatsızlıkları, kardiyovasküler ve dolaşım hastalıkları, el kol titreşim sendromu, eklem iltihabı, artrit, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, deri hastalıkları, metabolik rahatsızlıklar gibi şartlara eğer çalışan sahipse bu hastalık oranını daha da arttırabilir ve fiziki olarak işe uygun olmadığını bize gösterir. Uzun süre soğuğa maruz kalma, mitokondriyal hacim yoğunluğuna, damar çapında değişikliğe, aerobik enzim aktivitesinde değişime ve doku oksijen tüketiminde artışlara neden olabilir. Ve soğuğa karşı stres, metabolik, dolaşımsal veya hormonsal şekilde ortaya çıkabilir. Hipotermi ise merkezi vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesidir. Beyin ve kalp olmak üzere bütün organları etkiler. Terleme ve sonrasında çalışanın vücut ısısını düşürecek seviyede fiziksel aktivite, yetersiz, uygun koruyucu elbise ve ayakkabı kullanılmaması, medikal ve diğer nedenlerle soğuktan etkilenen çalışanlar, alkol ve uyuşturucu kullananlar, soğuk çalışma ortamında tecrübeli olmayan, eğitimsiz olanlar, denetlenmeyenler ve uygun olmayan kötü bakımlı termal koruyucu elbise ve ekipman kullanan çalışanlarda ise hipotermi daha sıklıkla gözükür ve bunun için kontrol önlemlerinin alınması gereklidir. Önlem olarak baktığımız zaman ilk başta kaynağa gidiyoruz tabii ki de soğuğa maruziyetin ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer bu sağlanamazsa da çalışan soğuk alandan izole edilmeli veya yapılamıyorsa da en azı indirecek mühendislik tedbirleri alınmalı ve son çare olarak da çalışanların soğuğa maruziyetini ortadan kaldıracak veya azaltılacak şekilde iş değiştirilmelidir. Risk kontrol tedbirlerinin kısa vadede uygulanması makul değilse de koruyucu elbise ve ekipmanla geçici bir risk kontrolü yapılır. Çalışanın maruziyetini azaltarak hipotermi veya soğuk stresinin yakalanmasının önüne geçirmek amacıyla da yönetimsel olarak tedbirler de alınabilir. Bu tedbirler soğuk ortamda çalışanlar için zaman sınırlamaları koymak, vardiyalı çalışma veya sıcak odalarda çalışma, dinlenme periyotlarının daha uzun olması ve uygun KKD kullanılmasıdır. İşin sıcaklığına, maruziyetin süresine ve operasyonun çeşitliliğine uygun KKD seçilmeli ve kullanılmalıdır.
yeterli ve etkili aralar verilmeli. Daha yüksek sıcaklıktaki işler rotasyona tabi tutulmalı, uygun gözetim sağlanmalı. Çalışanlar bu konu hakkında bilgilendirilmeli, KKD kullanımı, soğuk tehlikeleri, uygun ilk yardım tesisleri olmalı, hatta ilk yardım sertifikalandırılması bile olmalı. Eğer yapılabiliyorsa araç kabinlerinde lokal ısıtma yapılmalı. KKD'liler için de uygun kurutma odaları ve ısınma alanlarına kolay erişim sağlanmalı. Soğuk alanda kilitli kalma gibi bir durumla karşılaşacağımız zaman kaçış yolları oluşturulmalı. Bunların içeriden açılabilmesi ve alarm zilinin de konması gereklidir. Soğuk ortamlar insan sağlığını tehlikeye altına alır demiştik. Çalışanların sıcak tutulabilmesi için de bazı tedbirler alınmalı. Bunlar işveren tarafından tedarik edilen soğuk iklim kıyafetleri giyinilmelidir. Aşırı terlemekten kaçınılmalı. Çok eğer aktifse giyilen kıyafetin katmanı azaltılmalı. Eğer aktiflik azsa arttırılmalıdır. Ayrıca molalarda da kıyafetlerin hem iç hem de dış yüzeyinin kurutulması sağlanmalıdır. Kan akışını yavaşlatacak kadar kısa ve dar giyinilmemeli. Çok sıkı bir kıyafet olmamalıdır. Bol bol su içmeli, kahve ve çay tüketimi azaltılmalıdır. Çünkü kanın vücuttaki akışını etkiler. Sigara ve alkol de öyle. Bu yüzden de bir tehlike oluşturur. Alkol ve sigara kullanımı azaltılmalıdır. Soğuk ortamlarda çalışmada metabolizma daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu için beslenmesine de özen gösterilmelidir çalışanın. Çıplak ten korunmalı, soğuk havaya veya rüzgara maruz kalabilecek açık alanda bir uzuv görünmemelidir. Soğuk, metal veya plastik nesneleri de yani çıplak elimizde dokunulmamalıdır yapışmaması için. Soğuk el ve ayaklar vücut ısısında düşmeye neden olduğu için uyuşukluk, denge kaybı, titreme veya normalden daha az nefes alıp verme gibi bir belirti ortaya çıktığı anında haber verilmeli ve soğuk bölge terk edilmelidir. Çünkü bu hipotermi de soğuk stresinin belirtileridir. Soğuk hava depolarında uygun KKD tavsiye rehberini yapacak olursak, sıcaklık aralığı eğer -5 dereceye kadar olan ortamlarda 150 gram soğuk koruyucu elbise içerdiğinde ceket veya pantolon ya da kapitonu iş tulumu, hafif eldiven, güvenlik botu ya da ayakkabısı, baş koruyucu, şapka, bere veya kask, kişinin tercihine göre de termal içlik bulunması gereklidir. -5 derecenin altındaki dondurucu ortamlara gittiğimiz zamansa 235 gram soğuk koruyucu elbise içeriğinde kişinin tercihine göre termal içlik, ceket ve tulum ya da kapitonu iş tulumu, diz koruyucu, termal astarlı soğuk hava eldiveni, yalıtımlı güvenlik botu termal çorapla birlikte kullanılması gereklidir ve termal astarlı kask, termal kar maskesi ve termal kapüşon başlık bulunması gereklidir. Benim konum bu kadardı. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Nagihan, eline sağlık, emeğine sağlık. Çok hocam. Güzel bir sunum oldu. Ben Nagihan'ın sunumuna sağdan yaşadığım bir iki örnekle katılmak istiyorum. Meslek hayatımda soğuk hava deposuyla ilgili iki yerde bir fiil karşılaştım. Biri entegre tesisleriydi. Diğeri de offshore drilling'de çalışırken geminin soğuk hava bölümü. Entegre tesisinde çalışırken yaz günüydü, hiç unutmuyorum. Ya ben bir gireyim bakayım, tişörtüm var kısa kollu, üzerimde de beyaz gömleğim var. -18 dereceye bir gireyim bakayım, kaç dakika durabileceğim dedim. Vallahi bir dakikadan sonra acayip üşümeye başladım. 2 dakika dayanamadım. Dışarı çıktığımda tir tir titriyordum. Yani resmen dişlerim böyle zıngırdıyordu. Odama gittim biraz ısınmak için ama baktım yeterli değil. Açık havaya çıktım, güneşe. Bir 15-20 dakika sonra kendime gelebildim. Biz snapshot olarak da yayınladık. -18 derecede termal giysi olmadan kaç dakika kalınır diye. Literatürde en fazla 2 dakika kalınabilir diyor. 2 dakikadan sonra tıbbi problemler başlıyor. Bu yüzden Nagihan'ın söylediği gibi termal bir takım elbiselere gerek var. Peki termal elbise kullanıldığı zaman içeride kaç dakika kalınabilir? Onun da süresi kısıtlı. 5 ile 10 dakika arası kalınması öneriliyor. Normalde -18 derecede mesela ben 1-2 dakika duramamıştım. Ama -8'e düştüğünde ki -18 saklama oluyor genelde. -8 kullanım öncesi buzlanmayı engelleme diye geçiyor iş yerlerinde. Bir örnek vardı, Amerika'da yaşanan bir örnek bu. Termal giysiyle içeride kaç dakika maksimum kalınır diye bir çok güzel de bir örnek. Bu insanlara selam vermek, hatır sormanın ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Hayat kurtardı çünkü bu örnekte. Yaşanmış bir olay bu. Bir
şey olan black, biz zenci diyoruz ama onlar siyah diyorlar. Zenci lafını sevmiyorlar. Bir güvenlik görevlisi var. Ona girerken çıkarken her zaman hatırını soran bir bayan var. O kadar nazik ve kibar ki ve o güvenlik görevlisi de o kadar alışmış ki onun şeyine. Onun ayrı bir yeri var onun için. Kızı gibi hissetmeye başlıyor yıllar içerisinde. Bir gün akşam nöbetinde fark ediyor ki o bayan bugün yok. Sabah gelmişti, merhaba demişti ama akşam çıkarken ona merhaba demedi, alasmanlık demedi, günün nasıl geçti demedi. İçini bir derin hüzün kaplıyor. Sanki kendi kızıymış gibi onu gördüğü için diyor ki bir şeyler oldu buna diyor. Yoksa bu mutlaka çıkarken alasmanlık derdi. Bütün fabrikayı arıyor, bulamıyor. En sonunda soğuk hava deposuna bakmak geliyor aklına. Meğersem soğuk hava deposunda kilitli kalmış ama üzerine termal giysiler var. Bu gerçek vaka da 3,5 saat yaklaşık kalmış olmasına rağmen bu vaka kurtarıldı ama tıp uzmanları bu kadar sürenin çok uzun bir süre olduğunu, bu kişinin nasıl yaşadığını hala tartışıyor. Net bir şey bulamamış durumdalar. Bu soğuk hava deponun içeride kalmış süresi bir de içeride kilitli kalma çok önemli iş güvenlikte. Ben gemideyken görmüştüm. Gemide bir içeride telefon var acil bir durumda. Direkt telefonla uyarı veriyordu. Verdiği anda o uyarıyı hemen sirenler ötmeye başlıyordu. Ya da acil butonlarımız var bizim içeride kaldığında butona basmak için. Ya da içeriden de şeyler açılabiliyor kapılar. Fakat içeriden açılan kapılar bazen donabiliyor. Çok fazla güç gerektirebiliyor. O yüzden telefon ya da acil butonları mutlaka kullanılması gerektiği söyleniyor. Tekrar eline sağlık Nagihan. Diğer hocalarımız söz almak isterlerse, katkıda bulunmak isterlerse. Ben bir şeyler söyleyeyim. Teşekkür ederiz Nagihan. Hocam. Ben çocukluğuma gitti. Ben Kars doğumluyum. Kars'ta bizim Rus evlerindendi. Onların bodrum katlarında koruyucu odalar var. Orada normal bu -8 derece gibi saklanıyor oradaki etler falan. Yani o zaman düşünmüşler, öyle bir şey yapmışlar. Buzdolabı yokken 1900'lü yıllarda işte 70-80 santim duvarlarla falan ısıyı korumuşlar onlar. Ama o binaların da büyük bir kısmını ne yazık ki yıkmışız, yok etmişiz. Yani o Ruslardan kalan binaların 1/3 falan ancak kalmış günümüze. Evet, yani öyle de bir durum vardı şeyde. Evet. Bir şey aynı yani. Değil ama benim kendi çocukluğuma götürdüğü için ben onu hatırladım. Evet, buyur hocam. Ben 1968 yılında Halıcıoğlu'nda Apikoğlu soğuk hava deposunu yapıyorduk. Orada bir abimiz vardı, mühendis, makine mühendisi abimiz vardı. Orayı yaparken bana bir tane polis tüdüğü aldı, verdi. Dedi ki bak bu kapılar kapalı kalır ve burada millet dışarı çıkar, sen de burada kalırsın. Ve polis tüdüğünü bana verdiydi. Ve ben o polis tüdüğünü hala deprem tüdüğü falan diyerek devam ediyorum. Görmüşsünüzdür, ben şeylerimi çıkarttığımda, çakıyı falan çıkarttığım şey vardır ya. Orada o düdük hala duruyor. O zaman içeriden zil, telefon böyle şeyler yok. Üstelik de yeni imal ediyoruz Apikoğlu şeyini, soğuk hava deposunu. Bir de böyle var. Yani içeriye gireceği zaman böyle bir tedbir de alınabilir. Çünkü sesiniz çıkmaz ama düdük şey bir şekilde çalarsanız dışarıdan duyarlar diye söylemişti o zaman. Ben de böyle bir anımı anlatayım dedim. 1968 yılında böyle bir Apikoğlu soğuk hava deposunu yaparken. Bu şeyde Ok Meydanı'nın orada değil mi hocam? Yok, Halıcıoğlu tarafındaydı. Halıcıoğlu 68'de. Tarafında. Tamam, ben öyle şey yapmıştım. Hocam soğuk hava deposunun herkeste bir anısı varmış demek ki. Yaşadık hepsi. Evet. Bunun dışında başka soğuk hava depoları falan gittiğim şantiyelerde yahut iş yerlerinde gördük, girdik. Kapalı kalırsak ne olur diyerek. Ve orada Uçar Hoca'nın dediği gibi içeriden düğmeler, mantar gibi şeyler var. Onu hızla vurursun, dışarı çıkarsın, içeride unutulursan diye o tedbirler alınmış ama ben 68'den bahsediyorum. Evet, şimdi panik parlar var sanırım artık. Bir de tabii hocam burada Sarıkamış'ta
100 bine yakın kişi donarak ölmüş. O şeyde asker yürüyüşte. Asker yürüyüşünde Allah onları da rahmet etsin. Yani birilerinin başkalarını da düşünmesi lazım. Ne yazık ki böyle bir olay da var. Evet. 30 bin miydi? Tam ben rakam aklımda. Ben de rakam bilmiyorum ama ben orayı gördüm, gittim ben. Dağdan hatta o yürüdükleri yolları falan gördük. Yukarıda şeyde teleferikle yukarıya çıktık diye. Evet, çok ilginç gerçekten bir sürü askerimiz öldü. Sarıkamış'ta mı hocam? Sarıkamış'ta evet. Sarıkamış evet. 30 bin evet. Civarında diye ben hatırlıyorum ama. Ben rakam söylemeyeyim, bir yanlış söyleyebilirim. Ben de işte doğru mudur diye şüpheliyim ben de. Ama işte hocam siz bunu söylerken benim aklıma da askerde bu soğuk zamanlardaki gece nöbetlerinin değişim saatlerinin düşürülmesi aklıma gelmişti. Evet. Normalde 4 saatlik nöbetler 2 saate hatta 1 saate çok fazla soğuk olduğu zaman yarım saatte bir nöbet değişimi söz konusu olurdu. Yani soğuk havayı bütün mekan soğuk hava gibi düşünün. Orada da değişimle korumaya çalışıyorduk askerlerimiz. İkinci konumuz hocam bu akşam Mustafa Turgut arkadaşımız sunum yapacak. Süspansiyon sendromundan bahsedecek bize. Pardon anlamadım. Süspansiyon sendromu hocam. Hangisi ki ya? Bir dakika. Ekranım geldi mi? Geldi şimdi. Tamamdır. Hocalarım, herkese merhabalar. Bugün süspansiyon sendromundan bahsedeceğim. İlk başta bir senaryomuz var. Senaryomuz Ahmet Bey'in tek ve en büyük hayali oyunculuk olmak olan, orta gelirli bir aileye sahip olan bir bireydir. Ahmet Bey her gün bir sürü jest ve mimik çalışması yaparak kendini geliştirmiştir. Günler geceleri kovalarken Ahmet Bey sosyal medyada gördüğü oyuncu aranıyor ilanına bakarak Erenler Ajansı kendi kaydını yaptırmıştır. Ahmet Bey sahne önüne çıkmayı beklerken Ahmet Bey'e biz seni sonra ararız diyerek Ahmet Bey'i geri göndermişlerdir. Birkaç ay, bir iki ay sonra Ahmet Bey kendi kendine umutsuzluğa ve hüzne kapılmış. Beni bir türlü çağırmıyorlar, yetersizim gibi düşünerek. Tam o sıralarda bir telefon çalmış ve Ahmet Bey'e sizi reklam filmimizde oynatmak istiyoruz diyerek bir teklife gelmişlerdir. Eğer kabul ediyorsanız da bugün bu ya da yarın akşam içinde gelin. Size görevinizi anlatalım demişlerdir. Ahmet Bey de havalara uçmuş, en güzel takımını giymiş ve ajansa doğru yola çıkmıştır. Ama ajansın ona hayatın ne kadar değerli olacağını, bazı hayaller daha kurması gerektiğini anlatacağından bir haber durumdadır Ahmet Bey. Ahmet Bey ajansa gelmiş ve yetkili olan Suat Bey ile görüşmeler yapmıştır. İmzalar atılmış. Ahmet Bey'in görevi de paraşütlerin hayat kurtardığını anlatan bir firmanın kendine özel kamu spotunu da oynamaktır. Set hazırlanmış ve Ahmet Bey gerekli gördükleri şekilde vinçe bağlanmış, emniyet kemerleri takılmış. Takılırken de Ahmet Bey'in kemeri onu sıkmış ama Ahmet Bey bunu söylememiş, beni işten atarlar gibi düşünerek. Ve oyunu başlamış, Ahmet Bey de hiç ses falan etmemiş. Oyun sırasında Ahmet Bey yukarıdan düşecek, vinçle bağlı olduğu için de vinçin üstünde olan paraşüt devreye girip Ahmet Bey sağlam bir şekilde kurtulacaktır. Tam havaya çıkmışken Ahmet Bey, vinç ani bir şekilde durmuş. Vinç'i kontrol eden çalışan ani bir şekilde kalp krizi geçirmiş ve set durmuştur dolaylı olarak. İlk yardım ekipleri Ahmet Bey'i bırakıp hemen diğer çalışana doğru yönelmiştir. Bu sırada Ahmet Bey havada asılı kalmış ve bir süre sonra Ahmet Bey'de terleme, nefes alamama gibi sorunlar meydana gelmeye başlamıştır. Yaklaşık 25 dakika sonra 25 dakika boyunca havada kalan Ahmet Bey son anda iş yeri hekimi şansa görmüş ve hemen müdahale işlemine başlamıştır. Tespit edilmesi çok güç olan bir sendrom olan süspansiyon sendromun iş yeri hekimi bu anlamış ve gerekli müdahaleyi son anda yapmıştır. Gerekli müdahalelere az sonra değineceğim. Birkaç saat sonra Ahmet Bey kendi kendine düşünür olmuş. Demiş ki kendi kendine benim hayatım çok değerli. Ben o yüzden bu işi bırakıyorum demiş. Ahmet Bey bunu gidip açıkladığında Ahmet Bey demişler ki niye bırakıyorsun, ne oldu demişler. O da demiş ki siz beni unuttunuz ve ben sizin yüzünüzden hayatımdan oluyordum. Yani hiçbir iş benim hayatımdan daha değerli değildir demiş.
Senaryomuz budur. Burada vurgulamak istediğim şey, yani süspansiyon sendromunun ileriki aşamalarında hayatın kaybına doğru giden bir sendrom olduğudur. Süspansiyon sendromunu eğer bir tanımlarsak, aynı zamanda koşum sendromu veya ortostatik intolerans olarak da bilinen süspansiyon sendromu, insan vücudunun bir süre boyunca hareketsiz ve dik kalmasının sonucunda meydana gelen bir sendromdur. Kişi bir koşuma bağlanırsa veya dik bir nesneye bağlanırsa, sonunda merkezi iskemik tepkiye, yani burada bayılma demek istiyoruz, bayılmaya sebep olur. Dikey dururken bayılma ve ileriki aşamalarda ise ölüme neden oluyor. Süspansiyon sendromu emniyetli aktiviteler sırasında iple hareketsiz asmanın neden olabileceği, bilinmeyen vakaların potansiyel olarak ölümcül olma ihtimaline sahip, hastalığın görülme ve belirlenme sıklığı az olan klinik olarak ciddi vakaları tabiri caizse ev sahipliği etmiş, tespit edilmesi çok zor bir sendromdur. Tanımından da fark ediyoruz zaten. Düşme koruma kemeri ve emniyet kemerinin süspansiyon sendromu, yani travmasına olan bakış açısına bakalım isterseniz. Bir kişi düşmeye karşı koruma kemerinden çok uzun bir süre askıya kaldığında, bu çok uzun derken yani çok fazla uzun değil, yaklaşık 25 dakika. Bazı yerlerde 25 dakika uzun bir süredir, bazılarında da az bir süredir. Daha demin daha Agihan'ın anlattığı sunuma göre 25 dakika çok uzun bir süre gibi bakalım. Emniyet kemeri vücudun bazı kısımlarına kan akışını keser. Kan akışı kestiği zaman otomatikman beyne kan gitmiyor ve vücudumuz zaten yavaş yavaş ölmeye başlıyor diyebiliriz, yani uzun vadeli düşünürsek eğer. Bazı durumlarda askı travması sadece 2-3 dakika içinde gerçekleşebilir. Bazı durumlarda ise 15 veya 20 dakika içinde gerçekleşebilir. Hali hazırda başka durumlarda ise bir kişi askı alma travması yaşadığında 1 saat veya 2 saat boyunca da kalabilir. Bunların hepsi insan vücuduna veya insanın kronik hastalığına bağlı olarak gelişen etkenlerdir diyebiliriz. Eğer buradan bir özet çıkarmak gerekirse, süspansiyon sendromunun insana olan etkisi öngörülemez, değişkendir ve çok hızlı gerçekleşebilme ihtimali vardır diyebilirim sizlere. Süspansiyon sendromunun belirtileri nelerdir? Bunları bilmemiz lazım ilk başta. 1. Baygınlık. İlk başta görülen şey baygınlık, bayılmaya başlamadır. Nefes darlığı, terleme, solgunluk, sıcak basması, sıcak basıyor, baygınlık meydana geliyor. Kalp hızında bir artış, mide bulantısı çok fazla görülmüyor ama görülen tok karnına bu etkiyi, tok karnına bir yere çıktığı zaman görülme ihtimali var. Bazı insanlara düşük kalp hızı gibi çoğaltabiliriz belirtilerini. Peki hangi meslek gruplarının başına daha çok gelebilir? Yani hangi her mesleğin başına gelmiyor, çünkü bazı meslekler özellikle dediğimiz şeylerdir. Bunları değinirsem eğer, yüksekte çalışan kişilerde, endüstriyel tırmanıcılarda, dağcılarda, dağ kurtarma ekiplerinde, paraşütçülerde, iniş çıkışlı veya askıya alınmış erişim sistemleri kullanan askeri personellerde. Ama burada şunu demek istiyorum, paraşütçülerde süspansiyon sendromundan daha fazla nefes darlığının sonucunda direkt ölüme bile gidebilen sendromlar meydana geliyor özellikle. Dublör profesyonellerine, yani dublör çalışanlarında meydana geliyor diyebiliriz özellikle. Peki süspansiyon sendromunda katkıda bulunan faktörler, yani daha demin dedik ya, bazılarına 2-3 dakikada, bazılarına 15-20 dakikada gerçekleşiyor. Bunlar kimlerde daha çok gerçekleşir, kimlerde daha az gerçekleşir, bunu belirleyen faktörler olarak düşünebiliriz bunları. Emniyet kemeri içindeyken bacaklarını hareket ettirmeyenlerde daha hızlı gelişiyor, yani daha çabuk hasta sendroma yakalanıyor. Hipodermi olanlarda, şok geçirenlerde, katlamen yani hastalığı olanlarda. Mustafa, yani bunu şöyle açıklamak lazım. Emniyet kemerine uygun takılmamışsa, yani işte o takmanın usulleri var, ona göre takılmamışsa veya ona uygun bir kemer değilse diye. Hocam şöyle, tam olarak öyle değil. Emniyet kemeri doğru bir şekilde takılıyor, adam havada asılı kalıyor. Asılı kaldığını anlayınca tepki vermezse eğer, daha hızlı gelişiyor. Eğer tepki verirse, yani kan akışını sağlarsa, daha yavaş gerçekleşiyor olarak düşünebiliriz bu maddeyi. Yani onu, o zaman emniyet kemeri takılırken de o kişiyi o eğitimde belirtmek tabii lazım. Tabii ki, kesinlikle hocam. Önlemler arasında zaten yer alıyor.
Şok geçirmesi, kalp damar hastalığı, önceden bir kalp damar hastalığı varsa, solunum bozukluğu, yani astım, bronşit, yani burada nefes almak çok önemli bir şey çünkü. Kan kaybı, bu kan kaybı çok görülmez ama yani kan pıhtılaşması olan insanlarda olarak düşünebiliriz. Şimdi Rüştü Hocam'ın dediği yere geldik. Süspansiyon, yani bu şekilde takılmış bir kemeri düşünelim. Nasıl analiz etmeliyiz? Süspansiyon bir ventral bağlantı noktası oluşur. Göğüs genişlemesi kısıtlayan kolların haç şeklinde pozisyonuyla birlikte servikal omurganın hiperaksiyonuna bağlı olarak gelişen bir sendrom meydana gelmektedir burada. Emniyet kemeri üzerinde bir bel veya sentral bağlantı noktasından bilinçsizce asılırsa, eğitim verilmezse veya asan kişi bilinçsiz veya eğitimsizse demek istiyor. Servikal splenil hiperaksiyonu yukarıdaki ventrol bozukluklarının yanıtları şeklinde şiddetlenir. Yani burada da demek istiyor ki ağırlaşarak ölüm meydana gelebilir diyor. Geçelim diğer maddemize. Eğer böyle bağlanırsa dorsal bağlantı noktasından süspansiyon hava yoluyla tıkayan servikal omurganın hiperfleksiyonuna dikkat edilmesi lazımdır. Burada başımız öne doğru olduğu için otomatikman nefes darlığı, yani nefes kısıtlamasına meydana geliyor. Burada ayaklarımızı hareket ettirmek aşırı önemli. Başımızı dik tutmak çok önemlidir. Tek başına hava yolu tıkanıklığı meydana gelirse eğer en fazla 7 dakika dayanabilir. 7 dakika sonrasında nefes darlığı yüzünden kalbin durması ve ölüme yakın bir olasılık meydana gelebilir diyebilirim sizlere. Eğer bu şekilde de sentral bağlantı noktasından askıya almaya bakarsak eğer servikal omurganın hipertansiyonuna dikkat edilmesi lazım. Burada fark ettiysek boyundan da alıyor burada. Oturma kayışında ters çevrilmiş askılı yaralı muhtemelen nefes alma etkinliğini daha da tehlikeye atacak şekilde uzatılmış kollarla haç biçiminde asılı kalacaktır. Yani burada hem nefes alma tehlikesi var hem de durduğu pozisyon yüzünden bir tehlikesi var. Bu da yine zararlı. Bunları önlemek için ilk başta bir eğitim verilmesi lazım ve yani gerekli tetkikler mutlaka yapılması lazım. Şimdi önlemler arasında venöz havuzlaşması diye bir şey geçiyor. Bunu ilk başta açıklamak isterim. Atar damarımızdan kalbimize, kalbimizden vücudumuza geri bir kan akışı olmaktadır. Damarlarımızın kanı kalbe geri taşır ve damarlardaki valfler kanın geriye doğru akmasını engellemektedir. Bu normal insan vücudu. Peki venöz havuzlaşmasında nasıl oluyor? Damarlarımızın uzuvlarından kalbe doğru kan gönderiminde bir sorun yaşanıyor. Biz buna da venöz havuzlaşması diyoruz. Bu durumda kalbe doğru bir şekilde kan geri akmaz. Yani doğru bir şekilde kan doğru bir şekilde akmayı engeller. Ve bacaklarımızda kan birikmesine neden olur. Bunu herkesin bildiği şekilde sokak tabiriyle varis demek lazım. Varis meydana geliyor. Veya kan pıhtılaşması meydana geliyor. Böylelikle venöz havuzlaşması oluyor. Bu da zaten ayaklarımızı hareket ettirmiyoruz. Ve böylelikle hareketsiz kalıyor. Beyine kan gitmiyor ve tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor diyebilirim sizlere. Önleyici tedbirlere bakarsak eğer iple emniyetli bir çalışma asla tek başına yapılmamalı. Mutlaka birisi daha olmalı diyor. Bakmak gözlemci olarak. Kan pompasının aktivasyonu geçici olarak daha iyi bir venöz dönüş akışı yol açar. Bu havada bisiklet sürerek veya bacakları hareket ettirerek olmalıdır diyor. Yani burada bacaklarımızı hareket ettirirsek eğer birkaç dakika daha geciktirebiliriz demek istiyor. Bir kurtarıcı tarafından sarkan bacakları kaldırarak veya diz altında bir askı koyarak venöz dönüşte bir iyileşme sağlanabilir. Fiziksel zorlamayı azaltmak için ağır ekipman asılırken giriş noktasından merkezi olarak sabitlenebilir. Mesela ek bir şey var. Onu eğer sabitlersek yukarıdan böylelikle bize ağırlık olmayacak ve böylelikle venöz havuzlaşma meydana zor biraz daha gecikmeli gelecek. Böylelikle de biz daha geç sendroma yakalanmış olacağız demek istiyor bu maddemizde. Anatomik nedenlerden ötürü femoral damarın doğru şekilde takılmış bir tırmanmaya kayışıyla daralması olası değildir. Yani ihtimallerimiz arasında yoktur. Bunlarla birlikte endüstriyel tırmanış için kullanıldığı sırtına bağlanan koşum takımları asılırken kan damarlarının sıkışmasını mutlaka göz önüne alıp bunlara karşı önceden düşünmeliyiz, emniyet almalıyız veya bilgilendirmeliyiz tehlikeyi. Senaryomuzda zaten Ahmet Bey hiçbir şekilde bilgilendirilmemişti.
hiçbir şekilde haberi yoktu. Sadece yani doğru düzgün, yani düzgün bir şekilde iş yapılmamıştı. Tedavilere bakarsak eğer, nasıl tedavi edilir? İlk önce hastayı olabildiğince çabuk asılı pozisyondan kurtarmalıyız. Hemen yatay bir pozisyona çekmeliyiz. Sedye vesaire gibi şeyler kullanabiliriz burada. Peki bu dağda yani bu olay dağ kurtarma ekipleri veya yüksekten kurtarma gruplara kurtarabilir veya ilk yardım ekipleri kurtarabilir olarak düşünelim. Askıya alınan hastaya ilk kurtarıcı hastanın güvenliğini kontrol etmeli. Yani ne durumda onu bir analiz etmeli. Gerekirse emniyet kemerinin kaymasını önlemeli. Ayrıca başın hiperfleksiyon dediğimiz şey öne doğru eğilmesi. Kaynaklanan hava yolundaki herhangi bir tıkanıklığı varsa bunu tersine çevirmeli. Mümkünse bacaklarını yatay pozisyonu almalı. Bu ikinci madde aralarındaki en önemli madde diyebilirim. Çünkü ana iş burada oluyor. İpten kurtarıldıktan sonra tedaviler, yani standart bir öncelik var. A, B, C, D, E algoritması. Bunlar nedir dersek eğer, kritik kanama, hava yolu, solunum, dolaşım, engellik, çevre. Bunların hepsi göz önüne alınmalı ve hastalar güvenle sırt üstü yatırılmalıdır. Ve bu dediğimiz algoritma meydana gelmelidir. Süspansiyon travmalı hastalarda rabdomiolis ve dolayısıyla hiperkalemi ve ardışık kardiyak aritmi riski artmıştır. Yani bu nedenle mutlaka hastaneye gittiği zaman EKG çekilmeli. Ne durumda doktorlar tarafından bir bakılmalıdır demek istiyoruz. Pulmoner emboli uzun süreli asılı kaldıktan sonra potansiyel olarak geri dönüşlü bir kalp durması nedeni olarak düşünülmeli. Mevcut resülasyon kılavuzuna göre tedavi edilmeli. Yani geri bir şey olduğu zaman mutlaka bir bekletme süreci olmalı diyor. Bekletme sürecinde hasta izlenmeli, analiz edilmeli ve geri bir dönüt veya geri bir ventöz havuzlaşması meydana geliyor mu, buna bakmalıyız demek istiyor. Hastalar yatay olarak taşınmalı, kesinlikle dikey olarak taşınılmamalı. Çünkü dikey olarak taşınıldığı için veya dikey olarak durduğu için bu sendrom meydana gelmiştir. Sedye ile taşınmalı, askıya alındıysa askıya alınmaktan kaçınılmalı diyebilirim sizlere. Peki yaralı yere indirmek mümkün değilse, yani yere indirilemeyecek bir durumdaysa nasıl yapılmalı? Bir kere nefes alması sağlayacak şekilde emniyet kemerinin baskısını engelleyecek şekilde göğüs kemeri takılmalı. Yani kemer değişikliği yapıyor ki baskıyı azaltsın ve pozisyon değiştirsin. Yani mesela biz hep bir pozisyonda çalışırsak eğer bir ergonomik bir sıkıntı meydana gelebilir. Pozisyon değiştiriyor ki bu sıkıntı ortadan birazcık olsa kalksın. Yani belli bir süreliğine kalksın demek istiyoruz. Bacaklarına bir destek yerleştirilebilir alttan. Alttan bir destek yerleştirildiği için otomatikman bacakları rahatlayacak ve kan akışı sağlanabilecek diye düşünüyoruz burada. Peki konumuz birazcık değişik bir konu. O yüzden genel olarak bir özetlemek gerekirse süspansiyon sendromu nedir, etkileri nelerdir, önlemleri nelerdir, nasıl bir tedavi gerekir? Böyle özetlersek süspansiyon sendromu iple emniyetli olarak alınan aktiviteler sırasında ipsiz hareketsiz asmanın neden olabileceği bilinmeyen vakaların potansiyel olarak ölümcül bir senaryo sonunda meydana getirebileceği bir olaydır. Uzun süreli asılma sırasında azalmış serebral kan akışı ve ardışık bilinç kaybı meydana gelmektedir. Bilinç kaybına yol açan nedenler arasında iki mekanizma ele alınmıştır özellikle. Birincisi ventöz havuzlaşması. Ventöz havuzlaşmasından bahsetmiştik daha önce. Kalp artışı hızı artıyor ve kan basıncı düşüyor bu sendromda, bu havuzlaşmada. İkincisi de koruyucu önlemlerin en önemlisi asılma sırasında kan pompası aktivasyonudur. Prensip olarak tedavisi standart ABCDE bakımı izler. Yani solunum, dolaşım, çevre, kan akışı gibi düşünelim bu ABCDE'yi bakımı. Hasta olabildiğince çabuk asılı pozisyondan kurtarılmalı. Bilinçsiz asma sırasında başın aşırı fleksiyonundan kaynaklanan hava yolu tıkanıklığı tersine çevrilmeli. Burada dediğim gibi başımız öneyse hava daha rahat bir şekilde nefes alması için geriye doğru çevirmeliyiz demek istiyoruz. Ama astım, bronşit gibi hastalarda peki ne yapacağız? Ona göre bunu tedavi, yani sorunları önceden karşımızdakine bildireceğiz. Ona göre bir hareket edeceğiz. İleriki aşamalar hiperkalemi riski artar. Bu nedenle kardiyak aritmetik tanımak için mümkün olduğunca en kısa zamanda EKG çekmeliyiz.
Hastaneye gittiğimizde mutlaka EKG çekmeliyiz, doktorumuzu söylemeliyiz ve gerekli önlemleri alması için doktorumuzla konuşmalıyız, bir şeyleri gizlememeliyiz. Utanmamalıyız yani, çünkü bu piyasada çok fazla meydana geliyor. Doktora bir şey söylemeyeyim diyorlar. Pulmoner emboliye bakarsın. Pulmoner emboli kardiyak aritisinin potansiyel olarak geri dönüşlü olarak, yani hasta izlenmeli. Hasta izlendikten sonra, emin olduktan sonra bırakılmalı demek istiyoruz. Hipotermi profilaksi tedavisi yüksek ölçeli sahiptir. Yani tedavilerden bahsediyoruz burada. 2 saatten uzun askıya almak için sürekli olarak renal rempsman tedavisi sağlayabilmeliyiz. Ya yani bunlar birazcık tıbbi terimler olduğu için fazla aşina değilim. Yani kusura bakmayınız. Kaynaklarım da bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yayınım bu kadar. Teşekkürler. Mustafa Turgut, çok teşekkürler. Mustafa Turgut gayet güzel hazırlamış. Ben sağdan anlatayım isterseniz size bu olayı. Türkiye'de süspansiyon sendromu nedeniyle ölen bir hasta var mı derseniz hiç literatürde bir şey bulamazsınız. Çünkü Türkiye'de Mustafa Can çok daha iyi bilir. Emniyet paraşüt kemerlerini takarlar ama bir yere bağlanmadıkları için yukarı çıkar çalışırlar, ya inerler ya düşer ölürler, ya da emniyet paraşüt kemersizdir. Ya iner ya düşer ölür şeklinde. Şimdi süspansiyon sendromu, emniyet paraşüt kemerini taktık. Lanyard dediğimiz, yani belden çıkan ipler ve ucundaki kancalarla bir yere bağlanmak ya da sırtımızda boynumuzun bittiği yerden yaklaşık 30 santim altından çıkan C noktasından lifeline dediğimiz yaşam hattına bağlanmakla ilgili bir şey. İş güvenlik uzmanlarını ben çok sordum. Ben 10 yıldır herkese anlatıyorum bunu. Süspansiyon sendromunu herhalde duyanların çoğu Türkiye'de benden duymuştu. Bilen de görmedim. Her şeyle bağlandı diyelim ama düştü, havada asılı kaldı. %100 süspansiyon sendromu gelişir. 20 dakika vaktimiz var. 20 dakika içerisinde o kişiyi oradan aldık almadık ölür. Başka hiçbir kurtuluş yok. Şimdi bu süspansiyon sendromunda örneğin biz Mustafa Turgut'u emniyet paraşüt kemeri giydirip havada asılı bıraksak bu şekilde, Mustafa Turgut 20 dakika belki yaşarsa, beni ya da Rüştü Hoca'yı aynı şekilde oraya bırakırsanız 5-10 dakika, belki 5 dakikadan da az yaşarız. Çünkü yaş ile paralel olarak bir takım hastalıklar, kapasitelerimiz azaldığı için bu süre düşüyor. Yani o 20 dakikalık süre genç bir komando için geçerli bir süre gibi kafamızda şey yapabiliriz. Şimdi normalde ben her şeyime bağlandım. Düşersem havada asılı kalacağım. Her zaman elma armut gibi onu oradan toplayabilmemiz mümkün değil. Ben otoyolda çalıştığımda anlattım, bunların seminerlerini verdim. En sonunda baktım dediklerimi yapmıyorlar. Altına net koyun. Çünkü bakın ben bu yükseklikte hiçbir şeyle, bir vinçle bile, sepet vinçle bile alamam. 80 metre yükseklik var. Bizim sepet vincimiz yok. Oraya net yapalım dedim. Düşerse oraya düşsün. Yani lifeline'a bağlamayalım. Yok mok falan dediler. Ben sonra yazmışım onları. Bir ay otoyolu inşaatı şeye kapatılmış ben gittikten sonra. Yani bilen biri bunu ciddiye almış. Şimdi biz normalde düşerken her yerimiz bağlı, havada asılı kalmadan önce kafamızı, göğsümüzü bir yerlere çarpabiliriz. Genelde baş ile ilgili kafa travmaları oluyor. Kafa travması olduğu zaman o 20 dakikalık maksimum süre çok daha düşüyor. Ya da Mustafa Turgut'un bahsettiği gibi emniyet paraşüt kemerlerini biliyorsunuz, bir köprücük kemiklerinden geçer iki tarafından. Aşağıda kasıklarımızın iki tarafından geçer. Ortada bir bele yakın bir bölgeden geçer çevre şekilde. Biz içinde kalırız, düşmeyiz. Şimdi ben çalışırken 100 kilo üstüne olanlara vermiyordum. Yüksekte çalışma. Bir HSC menajer geldi yabancı. Ya dedi doktor, dedi durmadan dedi kesiyorsun dedi benim çalışanları. Yok şu eksiği var, bu eksiği var. 100 kiloyu nereden çıkarttın kardeşim dedi. Ya dedim 100 kiloyu şundan çıkarttım. Bizim bu emniyet paraşüt kemerleri 100 kiloya kadar taşıyor, o yüzden. Nasıl ya dedi. Bunun 120-130'u da var dedi. 120-130 çekeni de var ama bizdekiler 100 dedim. O yüzden ben 100 kiloya geçenlere vermiyordum yüksekte çalışma. Artı şöyle bir şey var. Biz bir insan diyelim ki düştü, havada asılı kalacak.
Aynı anda 100 kilo bir kişi bir saniye içinde vücuda 650 gram bir basınç biniyor. G basıncı diyoruz biz buna. Fakat ikinci saniyede bu yaklaşık 1450 kiloya çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde logaritmik artıyor. Bunun için eğer düzgün bir şekilde o emniyet paraşüt kemerini kullanmazsanız anda bile insan ölebilir. Nasıl ölebilir? Şimdi çoğu ben iş güvenlik uzmanı arkadaşa sormuşumdur. Nasıl yani giydi mesela bir işçi? Neyine bakıyorsunuz? Düzgün giydi mi bu emniyet paraşüt kemerini? De, bilen yok. En üstten dört parmak şu şekilde şöyle sokarak kontrol etmek gerekiyor. Dört parmak ancak girecek şekilde burasının gergin olması lazım. Aynı şekilde bu tarafında böyle. Aşağıda kasıklardan geçen yerin de iki parmak girecek şekilde gevşek olması lazım. Arkadan baktığınızda da bir arkada omurganın üzerine gelen bir şeridi vardır emniyet paraşüt kemerinin. Tam ortada olması gerekiyor. Eğer tam ortada bir şekilde bağlanmadıysa o düşlerde omurga kırıkları oluyor. Omurga kırıkları olduğu zaman kurtarsak plastiği paraplejiler gelişiyor. Ben altın madeninde bir sülfit fabrikasının yapımında çalıştım. Yani o zaman işte siyanürden hidrojen sülfüre geçilecekti fabrikada. Çok yüksek montanlı bir sülfit fabrikası kurmuştuk. Orada bu süspansiyon sendromu ile ilgili video çektik. Hatta benim Türkiye'de ilk kez havada ilk yardım önerilerim olmuştu. Onları da biz bir fiil uyguladık. Mustafa'nın dediği gibi dağcılar, iple çalışanlarda da bu olabiliyor. Fakat dağcılar çok daha profesyonel malzemelerle çalışıyorlar. Çünkü buradaki süspansiyon sendromunun yapmasına sebep olan faktör şu. Bizim bir aort dediğimiz damarımız var. Kalpten çıkıyor. Göğüs kat ediyor. Karına giriyor. Abdominal aorta deniyor ona. O aşağı iniyor. İkiye ayrılıyor. İki bacağı ayrılıyor. İki bacağı ayrıldıktan sonra iki bacağı aşağı dalana iniyor. Biz şimdi bu emniyet paraşüt kemerini iki kasıktan bağlıyoruz, sıkıyoruz ya. Oradaki femoral arter, yani oradan itibaren aşağı giden bütün şeyi kesmiş oluyoruz anında. Duruyor yani orada havada asılı kaldığımızda. Ve hemen oksijensiz ortamda kaslarda bir takım metabolitler oluşmaya başlıyor. Bunlar daha sonra kalbe büyük bir zarar verecek metabolitler. Hatta biz havada kalmış bir kişiyi aşağı indirdiğimizde, diyelim ki 20 dakikadan önce şey yaptık, bir kırığı yok, bir kafa travması yok. Süspansiyon sendromu gelişmeye başlamış ama daha tamamlanmamış, ölümü olmamış. Aşağı indirdiğimizde, yine bana bunu bir yabancı sormuştu, Jeff diye. Doktor sen her şeyi biliyorsun, hadi bunu da bir bakayım demişti. Ben biliyordum bu konuları, süspansiyon sendromunu. Onu normalde tansiyon düşmüş bir kişi yere yatırırız ya biz, ayakları kaldırırız. Bunları da hemen yere yatırırsanız ve hemen şeyi açarsanız kasık bağlarını, bu sefer venler, yani toplar damarlar içeride bulunan kaslardaki metabolitleri toplayıp kalbe götürüyor ve kalbi hemen fibrilasyona sokup anında öldürüyor. Türkiye'de maalesef bilinmiyor bu süspansiyon sendromu. Bu konuda Mustafa Can daha iyi bilir. Bence doğru söylüyorlar. Emniyet paraşüt kemeri laf olarak takılıyor. Ne lanyardlar ne lanyardlar olmadığı için yükseğe çıkan insan ya aşağı iniyor ya düşüp ölüyor. Yüksekten düşmeler de hemen hemen her yıl, en az ortalamasına baktım ben son 10 yılın. Bazı yıllar 127 falan olmuş ama ortalama her yıl 80'e yakın kişi yüksekten düşerek ölüyor ülkemizde. Mustafa Can, sen ne diyeceksin bu konuda? Hocam katılıyorum size. KDD'ler olsa bile, atıyorum bir şantiyede, benim çalıştığım sektörde KDD'ler olsa bile, genel ortalamaya baktığımızda, iş kazalarına baktığımızda yüksekten düşmenin payı çok büyük. Yine kişisel olarak KKD'lerin kullanılmaması veya takip edilmemesi, bunların sonucunda kazalar oluyor. Katılıyorum size. Ben şunu sormak istiyorum. Kullanılsa bile, pardon hocam, kullanılsa bile biraz önce bahsettiğiniz gibi emniyet kemeri kullanmasını da bilmiyoruz gerçekten. Ha, bunlar her gün anlatılıyor aslında. Toolbox'lardan anlatılıyor. İş sonunda anlatılıyor böyle 5-10 dakika ayırarak. Ama işin sonucunda yine işçi onunla çalışırken, işçi, usta, kalfa artık kim ise, kim kullanıyorsa, sahada yine gün içinde o yoğunluk içinde emniyet kemerinin şeyine bakmıyor. Düzgünlüğüne, simetrisine, nasıl durması gerektiğine bakmıyor tabii ki.
Bir de Türkiye'de mesela kullanırken ben bakıyorum, emniyet paraşüt kemeri takmış, arkadan yani şu noktadan C noktasından yukarı lifeline'a bağlanmış, düşerse kalsın diye havada asılı. Arada bir basınç emici olması lazım. Basınç emiciler yok. Bir de Türkiye'de hep 10 yıldır ben hep bunu söylüyorum. Halbuki mesela ben süspansiyon sendromu eğitimi aldım. Bir fiil yüksekte çalışma eğitimine hem teorik hem pratik olarak katıldım. Footloop dediğimiz bir şey var. Normalde şuradan göğsümüzdeki Ç noktasında aşağı böyle bir ip sarkıtıyorsunuz. Ucunda yuvarlak bir halka var. Ayağınızı oraya basarak kendinizi yukarı çekerek ne yapıyorsunuz? Femoral arterdi. Yani kasıklık şeyleri azaltıyorsunuz. Basıncı alıyorsunuz. Ve uzatıyorsunuz. Footloop'u ben kimseye anlatamadım Türkiye'de. Benim hocalara sormak istediğim bir şey var. Şimdi Ali Orhan Hocam, Nurdoğan Hocam, Müştü Hocam, siz iş güvenlikçiler yetiştiriyorsunuz. İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştiriyorsunuz. Müştü Hocam, sesiniz kapalı. Terör Bey, ben bir şey söyleyeyim, ondan sonra geçelim. Deprem sırasında beton bloklar insanların üzerine çöktükten onları kurtardığımız vakit aynı problemle hani evet, crash injury şeyi crash, orada da oluyor. Evet, yani, crash injury şu, bacaklarımıza ya da ekstremitelerimize çok bir ağırlık düştüğü zaman, uzun bir süre kaldığınız zaman hemen bunu kaldırmamanız gerekir. Normal bir turnike bağlamanız gerekir. Kaldırdığınızda o oksijen skalan ortamdaki metabolitler geçip venlerle tekrar geri dönüp kalbe gelmesine. Çok doğru söylüyorsunuz. Benim sormak istediğim şu hocalarımıza. Öğrencinizi dört dörtlük yetiştirdiniz. Öğrenciniz gerçekten yukarıda işte lineyard, lifeline ve işte süspansiyonlu emniyet paraşütü her şeyleri yaptılar. Ama bu kişi düştü. Havada asılı kaldı. Süspansiyon sendromu gelişti ve öldü. Şimdi iş güvenlik uzmanı her şeyini yaptı. Değil mi? Her şeyini yaptı. Bundan sizce kim sorumlu olur ölüm olursa? Yani iş güvenlik uzmanı yapmadı, hiçbir şey yok. Hepsini yaptı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. İş güvenlik uzmanı sorumlu olur. Çünkü bu durumu da düşünebilmesi lazım. Bunun da öğrenmesi lazım. Maalesef. Bu bir risktir. Yani bütün riskleri iş güvenliği uzmanı bilmesi lazım. Ben size biraz evvel söylediğiniz Uçar Hocam, ben size bir şey göstermek istiyorum. Bu arada tabii şeyde Orhan Hocam'dan da bu filmler için öğrenecekti, bize anlatacaktı. Onları bekliyoruz. Göndereceğim. Evet. Şunu görebiliyor musunuz hocam? Şöyle yapalım. Bakın şu söyledi biraz evvel. Uçar Hocam'ın anlattığı işte ayağını koyarak sanki yere basıyormuş gibi kişi, görüyor musunuz? Kendini yukarıya doğru kaldırıyor. Şöyle yapayım. Evet. Bir de yeni bu tip şeylerde emniyet kemerlerinde şeyi geciktirici EN358 ve EN361 emniyet kemerleri var. Şöyle görebiliyor musunuz? Şeyde değil yani, şeyden, katalogdan gösteriyorum. Bunlar geciktirici şeyler. Yani ya ayağını koyacaksınız, kendinizi yukarı çıkararak bu süreyi uzatacaksınız, hasarlanma süresini uzatacaksınız. Yahut da burada EN358, 361 gibi ve yastıklı tip 813 gibi emniyet kemerleri almak lazım. Düştüğünde havada kalan bir kişinin, şurada gösterebiliyor muyum? Biraz zor oluyor galiba. Şöyle mi oluyor? Tam gösteremedim. Katalogda bunları zaten giderseniz, bakarsanız kataloglarda şunlar mesela, yastıklı tipler. Şu az evvel az evvel hocamın, Uçar Hocam'ın söylediği sistem bu. Değil mi hocam? Şu ayağını koyuyor, yukarıya doğru kaldırıyor. Aynen öyle. Evet. Yani Nurdoğan Hocam, bu resmi bir tutar mısınız? Nasıl? Bu resmi bir tutar mısınız? Bir şey söyleyeceğim bu resimle ilgili. Harika resimler bunlar. Şu mu? Yok, öbür taraftaki. Biraz indirir misiniz? Şu mu değil. Tamam hocam. Ha, bu. Evet. Şimdi bakın, burada bir ince nokta var. Bu buradaki emniyet paraşüt kemeri, evet, profesyonellerin kullandığı bir kemer. Neden? Şimdi bizim inşaatlarda genelde tam kasıktan, yani iki ayağımızın birbirine ayrıldığı erkek torbasının yanından biz bağlıyoruz bunları. Bu gördükleriniz
yaklaşık 2-3 santim daha aşağıdan bağlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Kasıktan femoral arter içeri doğru girer, kasların içine doğru girer. 2-3 santimlik ya da 5 santimlik aşağıdan olan bu halkalar femoral arteri daha az sıkar. Yani içeride şeyin arasından, kasların arasından gittiği için femoral arter. Bütün dağcılar Nurdan Hocam'ın gösterdiği bu profesyonel şeyi kullanır. Hocam o kadar güzel oldu ki bu resimler yani. Konuya cuk diye oturdu. Hocam kataloklara başucumdaydı, hemen aldım, size gösteriyorum. Sağ tarafındaki o footloop dediğimiz, yani ayak lobu dediğimiz sağdaki şu resim. Ben bunu anlatamadım. Ya 35-40 lira. Bugün girin Google'a, evet, bakın footloop yazın. Çok ucuz, evet. 35-40 liralık bir şey. Onu aldırtamadım ben çalıştığım yerlerde. Efendim. Şimdi ben Nurdan Hocam'a da sorduğum soru, işte Ali Orhan Hocam, Müştü Hocam. Her şeyin yaptığı iş güvenlik uzmanı. Buna rağmen havada asılı kaldıysa bence su şu iş yeri hekimidir. İş güvenlik uzmanı dedir. Neden? 570 biz zamanında bunları ben 150 kişilik otoyolda bayağı üst düzey iş güvenlik uzmanlarına bir seminer vermiştim bununla ilgili. Herkes beni ayakta alkışladı. Beni ya verdiğimiz tanıyanlar... daire demiyorum. Diğer kalan daire demiyorum. Halkı tanımı dairesinden bahsediyorum. Mustafa. Beni görenler, WhatsApp'tan arkadaşlar, hocam hala o seminerini unutamıyoruz. Tamam. Ayakta alkışlamıştık seni. Saklıyoruz o semineri diyorlar. Şimdi normalde iş yeri hekimi yüksekte çalışma raporu verirken süspansiyon sendromu olacağını da bilerek rapor vermesi zorunda. Yani bu kişi iş güvenlik uzmanı her türlü önlemi aldı. Bu kişi havada kalır ise süspansiyon sendromu ne kadar geç gelişir, ne kadar erken gelişir, buna karar vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar süspansiyon sendromu ne olduğunu bilmiyorlar. Ben iş yeri hekimine arkadaşlara sorduğumda ne kadar kalır dediğimde 2 gün kalır abi diyen de var. 2 gün kalırmış havada asılı. Havada. Şimdi süspansiyon sendromunu bilmeyen bir iş yeri hekimi yüksekte çalışma verdiği zaman bunlar oluyor. Şöyle örnekleyeyim ben size. Normalde yüksekte çalışmada ben kendi verdiğim örneklerden örnek vereyim. Kan tutmasına ben yüksekte çalışma vermedim. Şimdi bizim şantiyede yan tarafta bizim muayenelerin yapıldığı, işte kan alıyoruz, hemogram bakıyoruz, EKG çekiyoruz falan. Her gün birisi saldırırdı bana. Hocam nereden çıktın kan tutması? Ne alakası var yüksekte çalışmayla? Şimdi kan tutmasının yüksekte çalışmayla bir alakası var mı sizce? Yok gibi geliyor değil mi? Şimdi Dubai'de olan bir olayı anlatayım. Ben şantiyelerde çalışırken işte 15 gün orada 24 saat çalışıyoruz. 15 gün evimize geliyoruz. Ne yapacaksın? Akşam sıkılıyorsun. Buluyorsun yabancı bir HLC manager. Bana anlat diyorsun yaşadıklarını. Adam anlatıyor. Şimdi Dubai'de kan tutmasından insan niye ölüyor? Adam çekik sallarken çekik elinden fırlıyor. Yanındaki arkadaşının yüzüne geliyor. Yüzü gözü kan içinde kalıyor. Adam hemen şeyini, lanyardını, lifeline'ını söküyor. Arkadaşına bakmak istiyor. Abi bakıyor yüzü kan içerisinde. Düşüyor, bayılıyor arkadaşının üstüne. Arkadaşı da üstüne düştü ya, nefes almak için yana doğru şöyle bir çevireyim diyor. Yana doğru çevirdiğinde biliyorsunuz en alttaki korkuluklar, yönetmeliğe göre bizde konuda o, 30 santim olması lazım. Orada 45 santim. Üstüne düşen adamı şöyle yarım yanına doğru çevirirken korkuluktan aşağı binmeden ittiriyor. 14 metrede adam düşüyor, ölüyor. Şimdi ben dedim ki bu yüzden ben şey vermiyorum kardeşim. Kan tutanı yüksekte çalışma vermiyorum. Ha iyi o zaman hocam diyorlardı. İşte biraz önce anlattığım 100 kiloluğuna vermiyorum. Şekeri tansiyonuna zaten hiç vermiyorum. Ortopedik problemleri olanlara hiç vermiyorum. Beyinle ilgili problemleri olanlara hiç vermiyorum. Ve en son dedim ki ben 45 yaşın üstüne vermiyorum arkadaş. Aa hocam sen ne abarttın, nereden çıkarttın filan. Sonra baktım bir literatür var. 45 yaşın üstünde kalanların süspansiyon sendromuna yakalanması 5 dakikada oluyor. 5 dakikada bitiyor iş. Vermiyorum arkadaşlarım. Şimdi bazı şeyler gidiyor, devam ediyor. Ben arkadaşlardan söylüyorum. İşte biz 45 yaşın üstüne vermiyoruz hoca diyorlar. İşte 100 kilonun üstüne vermiyoruz falan diyorlar. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltabilirim. Yani bir hekimin iş güvenlik uzmanı ne yaparsa yapsın havada asılı kalırsa o kişi iş yeri hekimi sorumludur arkadaşlar. Yani ben bilirkişilikle yapıyorum. Bilirkişi olarak önüme gelirse böyle bir olayda ben eksik ya da gedik bulursam iş yeri hekimini suçlarım. Açık söyleyeyim, çünkü iş güvenlik uzmanı ne yapsın? Her şeyini yapmış. Niye yapmış? İşte düşmesin, havada asılı kalsın diye yapmış.
Havada asılı kaldıktan sonra iş güvenlik uzmanının yapabileceği bir şey yok. 20 dakikada indirmesi için acil eylem planlarının falan daha önceden belli olması lazım. Düşerse armut elma gibi alamayacaklarını hesaplamaları lazım. Belki orada bir iş güvenlik uzmanında bir kusur olabilir. Ama süspansiyon sendromunun en büyük şeyi iş şirketinin bunu bilmemesi. Raporu da buna göre vermemesi diye bilmem özetleyebildim ben. Uçar Bey, şöyle bir şey de var. Şimdi yüksekte çalışma eğitimlerinde mutlaka işte kemer takılması falan öğretilirken bir de yüksekte bu tür bir olayda nasıl kurtaracaklarına ilgili tatbikat yaptırılması. Yine inşaatta veya yüksekte çalışma yerlerinde hızla bu durumda olan kişiyi kurtaracak aparatların da hazır olması lazım. İşte ne bileyim geri çekici makaralar falan gibi şeylerle hızla tatbikatın yapabilir ekipmanda olması lazım orada. Yani bunu sağlamazsa da işveren de suçlu oluyor. Yani işverenin de suçu var orada. İşveren de tam olarak onları da sağlaması lazım. İş güvenliği istemişse işveren suçlu. İşveren iş güvenliği istememişse, hatırlatmamışsa o zaman gene iş güvenliği uzmanına düşer. İstemesi bu iş. Lazım. Hayır. Orada. Evet. Bütün bunları bilmesi lazım ve anlatması lazım, söylemesi lazım. Dediğiniz gibi hocamın bu eğitimlerde hocamın dediği gibi bu eğitimin de verilmesi lazım. Bu böyle eğitimlerde yine oldu. İş yeri hekimini biz hiç olmasa mesela bir iş yeri hekimi de bir saat veya iki saatlik bir derse katmamız lazım. Mesela bizim eğitimlerde o yok. Onu da katmakta yarar var demek ki. Ben de hocam ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben offshore'da çalışırken BOSEİT eğitimi aldım. BOSEİT eğitimi işte uzak denizlerde acil kurtarma şeyi. Yani bir helikopterden düştüğünüzde ne zaman helikopterden atlayacaksınız, nasıl kurtulacaksınız kadar her şey. Orada görmüştüm. Türkiye'de bizim en büyük eksiğimiz teorik olarak eğitim veriyoruz, pratik vermiyoruz. Ben mesela bir yangın eğitime katıldım orada. Kullanmadığım tüp kalmadı. Yarım gün. Ya diyorum tamam yeter artık, yok diyor üçer defa yapacaksın bunu. Mesela bir işte mutfakta bir yangın çıkıyor. Yangın battaniyesini şöyle üstten tutup üzerine kapanmaya kadar filan. Şimdi orada bir de yüksekte çalışma parkuru vardı. Ben o parkurun aynısını bizim şantiyede kurulduğunu gördüm. İki şantiyede çalışmıyor. İkisinde de kurduttuk onu. Yabancılarla çalışıyorduk. Türkiye'de böyle parkurlar yok. Yani mesela IRATA belgesi veren kuruluşlar var. IRATA Yüksekte Çalışma Endüstriyel Eğitim. Biri var, ikisi var, üçü var. İki ve üçüncü derecedelerdekiler işte iple en yüksek yerlere yaşıyor. O göktenler mesela çıkıyor temizlemek için ya da işte şey asmak için. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Birkaç özel sektörün elinde kalmış ama Türkiye'de çok iyi yüksekte çalışma platformlarının olması lazım. Bütün bu denemelerin orada yapılması lazım. Mesela ben bizzat pratik olarak katıldım. Hem teorik hem pratik. Pratikte işte lanyard kullanmayı biliyorum ben mesela. İşte lanyardın birini çözüyorsun, takıyorsun. Sonra öbürünü çözüp takıyorsun. Çift lanyard. Çift lanyardla çalışma. Sonra o bende çok şeyler yarattı. Mesela beton tesislerinde çalışırken, hazır beton tesislerinde büyük silolar vardı. Orada kedi merdivenleri vardı. 2 metre devir etrafında şöyle bir demir koymuşlar. Veya ben düşersem o beni tutsun gibilerinden. Mesela ben orada lanyardla tepeye çıkma ile ilgili bir prosedür koymuştum. Hala uygulanıyor o lanyardla yanlardan çekerek. Ben iş yeri kimliğinden çok iş güvenliğine galiba çok emek verdim. Yani bakıyorum şöyle bir iş yeri kimliğinde de çok şeyler yaptık ama bu özellikle pratik eğitimler mesela üniversitelerde de böyle şeylerin olması lazım. İşte yüksekte çalışma eğitimi parkurunun olması lazım. IRATA belgesi olan kişilerin bu eğitimleri vermesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında yüksekte çalışma sertifikası verirken IRATA mezunu sahibi sertifika olan insanlar size bütün hareketleri yaptırtıyor. Sizi tepede tutturtuyor mesela işte yüksekte asıl tutturtuyor. Çek diyor futlubunu diyor. Çek kendini diyor. Futlubunu çekiyorsun, indiriyorsun, kendini yukarı çekiyorsun filan. Bunları hep pratik olarak yapıyorlar bunları. Türkiye'de ne zaman safhalara geleceğiz ben bilmiyorum ama yani ben bir üniversitede danışman olsam bunu önerirdim. Yani bir takım şeyleri, pratik şeylerin kurulması lazım. İşte yüksekte eğitim veren, pratik eğitim veren, hem teorik hem pratik eğitim veren laboratuvarların olması lazım. İnsanların oraya gelip oradan o eğitim alması lazım ve bunlar üniversitelerde çok para kazandıracak şeyler aslında.
Para kazanmaz. Para kazanmaz olur ama vermesi lazım. Para kazanmıyor. Vermesi lazım. Çünkü şey olarak kağıt veriyorlar. Yani diyelim ki 100 liraya kağıt veriyor. O kağıt geçiyor diye senin eğitimine gelip almıyorlar. Bizde var yani İRATA eğitimcisi var. Aynı parkurumuz var ama eğitim vermekte zorlanıyoruz. Çünkü fiyat yüksek geliyor. Çünkü ben uçar hocama bir şey sormak istiyorum. Uçar hocam, şantiyelere gelen iş yeri hekimleri ne yapıyorlar? Bu anlattıklarınız iş yeri hekimliği değil, ileri bir safhada. Şu anda bilmiyorum şantiyelerde iş güvenliği uzmanlığı yapan arkadaş var mı? İş yeri hekimi ne yapıyor? Ben yaşadığım sürece şantiyelerde iş yeri hekimi gelip sadece masaya oturup reçete yazmanın ilerisine gel gidelim sahaya, benim bilmem ne var, hastaya koşacağım, bilmem ne yapacağım diyerek. Esas önemli olaylardan biri de bu. Var mı şantiyelerde bu işlerde? Yok hocam, aynı düzen devam ediyor hocam. Aynen, hiç aynı değişiklik. Düzen devam ediyor. Sadece niye, reçete yazıyorlar. Niye? Reçetede alıp götürüp sağda dolaşıyor. Bilmiyorum yani olarak. Reçetede en büyük şeydir. İş sağlığı ve güvenliğine vurulacak en büyük darbedir. Ben daha önce platformlarda kaç defa yazdım. İş yerinde reçete yazılması yasaklanmalıdır. Çünkü iş yeri hekim tedavi edici bir hekimlik değil, koruyucu bir hekimliktir. İş yeri hekimine reçete yazma hakkı verdiğiniz sürece iş yeri hekimi reçete yazar, vaktini doldurur, çeker gider. İş yeri hekimine en ufak bir katkısı olmaz. Maalesef böyle. İş yeri hekimi koruyucu hekimliktir. İş yeri hekiminin yazdığı bütün reçetelerden dolayı bir sürü yan etkilerden çeşitli iş kazaları oluyor. Evet. Hiç kimse anlamadığı için bunlar iş güvenlik uzmanlarına yükleniyor ama bundan 7-8 ay önce bir müfettiş abimiz gayet uyanık davrandı. Yukarıdan inşaat, sokak arası bir inşaatlı yukarıdan düşen bir insanın e-nabızına girdi. Bir tane ilaç buldu. İş yeri hekimi yazmış. Halbuki o ilacı kullanan yüksekte çalışamaz. Bravo hocam ya. Bravo. Beni aradı arkadaş. Abi beni kurtarsan bu işleri çok iyi biliyorsun. Dedi, Allah kurtarsın seni. Yapacak bir şey yok. Çünkü reçete yazmışım bu şey yani. Bir yazılı belki. Bunu nasıl ortadan kaldıracak? Ben abi onu yazdım. Yazarken bilmiyordum. Yazmasaydım. Ne yapayım yani? Ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Maalesef. Uşar hocam çok doğru söylediniz. Reçete yazamaması lazım. Çünkü kalp hastasına ayrı bir ilaç verilir. Bilmem işte neyse gelmiyor aklıma. Evet, hastalıklara hocam, evet. Ekipler, bu işte uzmanlar veriyorlar bunu. Getiriyor bana doktor bunu verdi diyor. O da aynı ismi yazıyor. Ya sen hangi konuda uzmansın ki bunun kararını veriyorsun? Uçar hocam gayet iyi anlattı işte olayı. Hocam bir de o yazılan ilacı sadece o kişi kullanmıyor biliyor musunuz? O da ayrı. O şantiyede kalan konteynerdeki affedersiniz alayı kullanıyor. Olay o. Şöyle Mustafa Can çok güzel örnek verdi. Baş ağrısı nedeniyle bir hasta getirdiler bana. Acayip tansiyon düşmüş, altılara düşmüş. Sonra anladık ki arkadaşının baş ağrıdığı zaman tansiyonun yükseldiğini düşünüp şey alıyor, söyleyebilirim, tansiyon ilacı. Evet. Ama onu baş ağrısı ilacı olarak görmüş. Bu da baş ağrıyınca ver bir demiş, bir tane almış. İkinciyi almış sonra yetmeyince. Hipotansiyon da bize geldi yani şey. Kişi, maalesef Nurdoğan Hocam yani iş yeri hekimleriyle ilgili artık benim şeyim kalmadı. Özellikle son iki haftada dikkat ederseniz platformlarda yazmak bile içimden gelmiyor. Yani çok uğraştım açıkçası ben ama pek şey yok. Böyle sorular geliyor ki yani senin anlattığını hiç adam okumamış bile. Yani ilk şimdi diyelim ki sen matematik profesörüsün, işte lisansüsün, doktora dersi veriyorsun. Adam sana ilkokul birinci sınıf öğrencisinin sorusunu sorunca kopuyorsun yani. Diyorsun ki ya ben bir yıldır uğraşıyorum demek, boşa uğraşıyorum. O yüzden böyle bir moral çöküntüsü. Hocam güzel güzel uğraş, boşver. Uğraşacağız hocam. Bizim görevimiz uğraşmak, öğretmek. Dinlemiyorlar, hayır efendim dinleteceğiz. Bizim görevimiz bu. Çünkü bu öğrencileri bizim yetiştirmemiz, kime bırakacağız? Sokaktaki esnafa mı bırakacağız? Dışarıda arabayla meyve satan adam mı bırakacağız? Bu öğrenciyi yapacağız. Öğretim üyeleri yapacak. Onun için azimle sonuna kadar gayret etmemiz lazım hocam. Ben böyle düşünüyorum. Rüştü hocam bilir beni. Bir hoca aynı şekilde. Dinlemiyorlar ki beni. Boş ver dedi de ben bayağı sert çıkmıştım. Hatırlarsanız ışıktaki hocaya. Ali Orhan Hocam konuşmadı bugün hiç. Ali Orhan Hocam çok rahat, uykusu geldi. Yok. Şimdi ben sizler anlattıkça o kadar derine daldım ki
Şimdi bence bu toplantılara katılan şu anda 3 genç arkadaşımız var. Keşke bunlar 3 değil de 113 olsa. Ben bile şu anda bazı konuları diyorum ki ya bunlar niçin daha önce düşünülmemiş? Bu arkadaşlar şimdi Nagihan olsun, Mustafa'lar olsun, iki Mustafa da hayat koşusuna 3-5 adım önde başlayacaklar. Evet. Şimdi bunları duyan, bilen, altyapısı olan insanlar olarak ya iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmaya başladıkları zaman bir sürü şeyi sorgulayacaklar. Mesela ne bileyim, diyecek ki mesela soğuk hava deposuna bir adam alınıyorsa işe, durun bir dakika, bu adam işe alınırken sağlık muayenesinden ben de haberim olacak. Belki o insanın soğuk hava deposunda çalışamayacak durumu söz konusu. Sıradan bir sağlık muayenesiyle o adamın bir soğuk hava deposunda çalışmıyor olması lazım. Yani şimdi tabii hiçbir zaman bir iş yeri hekimi kadar tıbbi yaklaşımı olamaz ama onunla birlikte işbirliği içinde çalışırsa bu konuda çok derinleştirecek. Şimdi biliyorum ki bu üç arkadaşım da yarın çalıştıkları yerde yeri hekimlerini bayağı terletecekler. Eğer bir de altyapısı yoksa o iş yeri hekimlerinin, vay onların haline diye ben şimdi biraz önce onları düşünüyordum. Konuştukça çok ilginç konular geliyor. İşte bu arkadaşlarımız bu açıdan şanslı bence. Evet. Şey yapalım Mustafa, bu Beykoz'daki öğrencilerle fikir birliği yapalım. Onlarınkine siz katın, sizinkini de onlar katılsınlar. Onlar bayağı bir arttırdılar. Katılım 150'ler, 60'lar kişiler oluyor. Onlara da böyle grup var hocam değil mi? Grup var o tarafta da. Grup var, böyle yayın yapıyorlar. Evet, gruptan yapıyorlar. Onların SEK diye bir grubu var hocam Beykoz Üniversitesi'nin. Onlar bayağı kuvvetlendiler. Daha çok eğitimsel hocam. Yani orada daha çok hocalar anlatıyor. Ders şeklinde ilerliyorlar. Ya fark etmez yani. Uçar hocam sabah beri yaşanmışlıkları anlatıyor. Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Şöyle bir olay geldi başıma. Evet. Bunlar o kadar önemli şey ki parayla satın alabileceğiniz bilgiler değil bunlar. Tabii çok bunu kitaptan onlar. Ders anlatan adam da şey yapamaz. Başından geçen anlatır. İşte Uçar hocam bunları teker teker gerekçeleriyle beraber anlatıyor. Bu ne güzel bir eğitimdi. Düşünsenize. Şimdi yüksekte çalışmada şöyle bir şey biz düşündük hep. Yüksekte hani temizleyici olan, işte ne bileyim o gökdelenlere çıkanlar var. Onlar ayrı ama İnşaatta çalışan, yüksekte çalışma yapanlara eğitiminde biz bir işte kendi can alatını takacak şekilde duvara sabitleyebilecek bir bilgi vermek. Lanyard nasıl kullanılacak, emniyet kemeri nasıl takılacak, bir de asılı kaldığı zaman nasıl kurtulacak konularına ağırlıklı olarak biz mesela veriyoruz. İşte bu akşam buydu konu, evet. Evet, yani bunları veriliyor. Çünkü inşaatta çalışan bir kişiye daha fazla bir iş, yüksekte çalışma eğitimi vermeye gerek yok. Yani oradaki onlara vermek lazım ama sağlıklı vermek lazım. O kurtarmada dahil olarak vermek lazım. Ama ne yazık ki birçok yerde çok daha az verip işte yarı fiyatına yapıyorlar ama bir olay olduğu zaman işte onu da kurtarmıyor. Kağıt onu kurtarmıyor. Neyse. Hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Her şey birbirine girift aslında böyle de. Ben mesela şunu düşünüyorum. İnşaat sektörü en ağır sektörlerden biri. Sabahın 8'inden akşamın 7'sine, 8'inden 9'una kadar çalışan insanlardan oluşuyor. Özellikle sağlık dediğimiz şey beslenmeyle başlıyor. Ama şantiyelerde de en kötü yemeklerin çıktığı yerler diyebilirim aslında. Belki istisnai durumlar vardır ama ben çok şahit oluyorum. Öğlen yemek yiyor ustalarımız falan. Bir bakıyorum 2 saat sonra geliyor yanıma. Şefim midem ağrıyor. İşte ekşime yapıyor. Büyük ihtimalle reflüsü var. Gastriti var. Bundan haberi de yok. Bunlar tabii ufak ufak onların konsantrasyonunu bozuyor. Belki işlerinden sırf bu yüzden iş kazası geçirenler bile vardır diye düşünüyorum yani. Ben yüksekte çalışmaya bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Evet. Şimdi çok bir firmanın bir fiil teorik eğitiminin geliştirmesine katkım oldu. Orada mesela bir sorumuz vardı bizim. Arzu edersiniz hani sohbet anlamında onu sorayım size. 7 metre yüksekliğindeyiz. Düştüğümüz yer beton olursa
bir şey fark eder mi? Kum olursa bir şey fark eder mi? Su olursa bir şey fark eder mi? Soru bu. 7 metre yükseklik. Şimdi bunun cevap veremezsiniz. Ben de biliyorum. Şöyle anlatayım ben size. Bizim bir abimiz vardı genel cerrah. Sonra çocuk kafayı yedi. Neden kafayı yedi biliyor musunuz? Abisi inşaatlarda çalışan biri. Onu ben okumadım sen oku diye bütün eğitim masrafı yüklenmiş abisi. Bir gün abisinin yüksekten düşüp öldüğünü görüyor. Ben de beraber çalışma imkanı bulmuştum bu genel cerrah abimizle. Genel cerrah rotasyonda. Sonra bu abimiz bütün ömrünü yüksekten çalışmalara ayırdı. Türkiye'deki bütün ölüm vakalarını tek tek cebindeki bütün parayı harcayarak gitti, inceledi. Ve Türkiye'deki en büyük araştırmayı yaptı. Bir fiil. Onun şeyinden biliyorum ben de. Bunu bir kitapta bir yerde bulamazsınız. Bu çalışmasında şunu buldu genel cerrah abimiz. Bilmiyorum hayattaysa kulakları çınlasın. 7 metreden düşerseniz ister suya, ister betona, ister kuma hiçbir şey fark etmiyor. 15 metreden düşerseniz mutlaka karaciğeriniz ve dalağınız patlıyor. Eğer hayatta kalırsanız. Bunun gibi bir takım şeyler var. Ama benim en çok korktuğum yüksekten çalışmalarda ben en çok 1 metre ya da 2 metrelik düşmelerden korkarım. Onun yine tezinden anlatayım size. Bel kırıkları çok oluyor 1 metre ve 2 metre düşmelerden. Kafa travmaları çok oluyor ve 1 metre ve 2 metreden düşmek çok tehlikeli bir şey. Ben bir tek bir vaka yaşadım. Onu şeyine çağırmışlardı beni soruşturmasına. Bir işçi 7. kattan asansör boşluğuna aşağı düşüyor ki benim gördüğüm en güzel çalışmayı bugüne kadar yapan da Mustafa Can. Bizim platformlarda da yayınladı. Hatırlıyor musun Mustafa Can şeyler koymuştun? Mustafa Can attı mı? Attayım attım. Dinliyorum hocam sizi. Benim ne kastettiğimi anlamıştınlar herhalde. Örnek vermiştin hatırlıyor musun? Hocam hatırlayamadım kusura bakmayın ya. Demir şeyler koymuştun üzerine şeyler böyle playbook türü şeyler. Evet, 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 asansör boşluğunun oradan bahsediyorsunuz herhalde. Evet evet o sensör evet, boşluğu evet. O 7 kattan düşen yani yaklaşık 2 metre 14 metre düşen kişi ölmedi. Asansör boşluğuna koymuş koyuyorum hocam her zaman koyarım onu ben. Biliyorum. Neden ölmedi biliyor musunuz? Ayakları kırıldı. Beli kırıldı ama kafayı bir yere çarpmadığı için ölmemişti o kişi. Ondan sonra da ben onu bir 2 yıl sonra falan öğrendiğimde belden aşağı paraplejik kalmıştı. Öyle o kadar çok yüksekten düşen ama mesela onda çok dikey düştüğü için şey de olmamıştı. Abimizin tezindeki karaciğer ve dalak patlaması da olmamıştı. Türkiye'de o eğitimden sorduğum bir şey. Biz de biliyorsunuz yönetmelik değişti işte. Önce 1 metre dediler sonra bel dediler sonra işte 1.75 yaptılar onu filan. İkinci soru orada hiç cevaplayamayan kimsenin. Yüksekten düşme nedir? Kaç metre yüksekten düşme diyoruz biz mesela? Bir adım diye koyuyorlar ya çıkamayacağın adım diyorlar şimdi. Yüksekten düşme nedir? Ya çıkamayacağın yüksek adım kadar şeyi yüksek kabul ediyorlar ya şu an. Yanlış bir terim bu hocam. Yüksekten düşme, düşme tehlikesi olan her yerdir. Evet. Bazen zeminden de aşağı düşebilirsiniz. Bir logar boşluğu olduğunu düşünün, açık kaldığını düşünün. Düz bir zeminde o şeyler. Yani Niboş'un terimidir bu. Yüksekten düşme, düşme tehlikesi olan her yer demektir. Yani bunun artı bir yüksekliğe de eksi bir yüksekliği yok. Yüksekten düşme, düşme tehlikesi olan her yerdir. Mesela logar kapakları biliyorsunuz daha önce platformlarda da işlemiştik. Dairesel yapılır. Hangi şekilde yaparsanız yapın o logar kapının içine düşüremezsiniz onu. Ama bazı yerler var. Logar kapağı gibi işte güvensiz, fragile roof gibi böyle. Ya da fragile cover diyelim kaplama. Üzerine basıyorsunuz, düşüyorsunuz. 2 metre bodruma düşüyorsunuz mesela. Bu da yüksekten düşmedir. Türkiye'de biz hala bu yüksekten düşmenin standartını koyamadık. Artık ne diyeyim ben bilemiyorum. Evet Mustafa. Bitirelim mi? Hocam bitirelim. Tekrar katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel bir akşam oldu. Teşekkürler hocalarım. İyi ki varsınız hocalarım. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. Samet'in abi. Bir renk hoca yoktu. Yine bir yere kaçtık galiba.
Hocam biz bizeyiz. Güler yüzlerimizi görüyoruz. Moralimiz düzeliyor. Sosyal etkileşim oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben özellikle böyle şeylerini, resimlerini açarak güler yüzlerini gösteren insanlara büyük şükran duyuyorum. Sağ olun. Günlerde çok ihtiyacımız var zaten. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi akşamlar.